askerliğini yapmaya giden bir er. Ne suçu vardı? Sana hakaret mi etti? Sana bir saygısızlık mı yaptı? Ne suçu vardı? Ne yaptı? Ne yaptı ne? Sadece telefonda konuşmak mı suç? Askerliğini uzat. Tutanağını tut. 7 gün, 10 gün, 20 gün. Ne yaparsa yapsın ya. Bu değildi ya. Gökhan'ın hakkı bu değildi. Benim hakkım bu değildi. Savcı da söyledi. Sana dedi o telefonda konuşan sen miydin dedi. Bendim dedim. Açtım çocuğumla iki kelime konuşayım. Ne yapıyor? Dedim o da bana dedi anne nöbetim bitmek üzere dedi. Nöbetim bitiyor dedi. Zaten orada konuştuk, sohbet ediyorduk. Telefon kapandı. Kapanmadı yani telefon açıktı. Ses kesildi. Ses kesildi. Orada bir şey olduğunu zaten anladım ben. Bir ses geldi mi vurma sesi bir şey sesi? Alamadım. Yok. Alamadım bu sesi. Yani telefonla anne konuşuyor. O anda tam ne oluyor? Ses kesildi. Göre. Hayır. Diğer tanıkların anlatımına göre o andan sonra ne oluyor? O andan sonra vuruyor. Hayır. Orada nöbeti konuşurken bunu görüyor mu? Ne oluyor? Nöbeti konuşurken bunu görüyor. Devli nöbetçi asubay olduğu için bunu görüyor. Gökhan'a kızıyor. Telefon yasak olduğunu bilmiyor musun diyor. Bu da biliyorum komutanım diyor. Gizli gelmiş bu. Nöbetlerini geziyor. Elinde şeyi var. Gökhan'ın elinde başlık var. Nöbetlerine Gökhan'ın elinde başlık. Kulübenin arkasına mı götürüyor? Alıyor, kulübenin arkasına götürüyor. Ve kafasına vuruyor. Gökhan düşüyor. Diğer nöbetçinin yanında vurmuyor. Nöbetçi bu tarafta kalıyor. O kulübenin arka tarafına götürüyor. Sol tarafı. Nöbetçi dönüyor ki. Gökhan yerde kalkmaya çalışıyor. Kompozit başlık Osman Asuman'ın elinde. Ki bu ifade savcıda aynısı mevcuttur. Sonra Gökhan kalkıyor yerinden, Osman yerinden gidiyor. Yerinden kalkıyor, Osman Asuman soruyor, oğlum neyin var, bir şeyin var mı diyor. Komutanım iyiyim diyor. Beraber diyor, 150 metre yürüdük. Tamam oğlum, seni yine böyle nöbetlerine geçeyim. Çıkıp geliyor, bu nöbetine devam ediyor. Nöbet bitiyor birazdan. Evet. Birazdan tutuyor ama süreç 20 dakika, yarım saat bilmiyoruz o kadarını. Bölüye gidiyor. Bölükte arkadaşlara soruyor, oğlum neyin var? Osman Baçavuş çelik başına kafama vurdu. Ondan sonra arkadaşlarına anlatıyor. Arkadaşlarına anlatıyor bunu. Ve düşüp bayılıyor orada. Ağzına kan geliyor, bayılıyor. 56 gün kaldı. 56 gün yoğun bakımda kaldı. Hep komadaydı, hiç gözünü açmadı. Ama o subaya söylüyorlar, Gökhan'ın durumu kötü diyorlar. Kovuyor çocuklar içeride, askeri kovuyor. Evet, gidelim. Bir sefer gidiyor, gidiyor, kovuyorlar. Gökhan'ın arkadaşları da bana anlattı. Arkadaşları beni aradı. Daha önce de bir arkadaşımızın kolunu çatlatmış kolunu veya kırmış. Ve bir ay boyunca çocuğu çarşıya çıkartmamışlar ki o kolla gidip şikayetçi olmasın diye. Bimer'e dönüş yapıyoruz ama Bimer bize geri dönmüyor dedi. Bütün askerler, bütün arkadaşları, herkes aynı tepkide yani sürekli yani dışarıya çıkıp da şikayetçi olmak istiyoruz dedikleri halde dışarıya çıkartmıyorlar. Ben gidip sorduğumda adama dedim ki, bakın dedim hocam dedim, böyle böyle iddialar var dedim. Siz koskocaman beyin cerrahısınız dedim. Bu dedim darp mı yoksa düşme mi? Kızım büyük bir travma dedi bu bana. Düşmeyle olacak bir iş değil. Uzman doktor Melih Bey, beyin cerrahı.